Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, 2024 ay ay size neler getirecek? Hadi biraz bahsedelim. Ocak ayında biraz para mevzularıyla giriyor olacaksınız. Yani yeni gelir kaynakları olabilir, maaş zammı olabilir ya da yeni bir iş olabilir bu. Ocak ayının sonuna geldiğimizde Şubat başı dahil olmak üzere biraz daha yeni insanlar, belki eğitimler, belki seyahatler, belki bir yurt dışı fırsatı karşınıza çıkabilir. Şubat'ın sonu kariyerle ilgilenmeniz gereken bir dönem olacak gibi görünüyor. Mart ayına geldiğimizde Mart'ın sonu Nisan'ın başı iki tane önemli tutulma var ve bu tutulma serisi bütün seneyi kapsayacak. Yani 11-5 hattınız tüm sene boyunca aslında aktif olacak. Yalnız olanlar için bol flört fırsatı var. İlişkisi olanlar için daha keyif alacakları bir dönem olabilir. Evli olanlar, çocuk isteyenler bu dönem oldukça iyi gelişmeler olabilir. Mayıs ayına geldiğimizde Mayıs'ta önemli bir geçiş var. Mayıs ayında Jüpiter burç değiştirecek. Yani sizin günlük rutinleriniz, iş hayatınızla ilgili olan şanslı döneminiz Mayıs'a kadar devam ederken eğer bu konularla ilgili atmanız gereken adımlar varsa bunu Mayıs ayına kadar yapmanızı tavsiye ederim. Mayıs'la beraber daha gündeminiz ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikler olacak. Yalnız olanlar ciddi bir ilişkiye hazır olun. İlişkisi olanlar artık belki de bir karar adımına gelmiş olacaksınız bu seneyle beraber. Haziran ayına geldiğimizde bu ilişkiler konusundaki hareket devam ediyor olacak. Haziran sonuyla beraber hatta Temmuz ayı boyunca gündeminiz biraz daha yatırımlar, biraz daha para konuları olacak. Biraz değişim dönüşüm isteyeceksiniz hayatınızda. Ağustos'un ortası, Ağustos'un başında da aynı etki var. Eğitimler, yeni insanlar, bol iletişim hayatınızda gündeminizde olacak ve Eylül ayında daha kariyer odaklı olacaksınız. Kariyerde değişiklik isteyenler, yeni bir iş arayanlar Eylül ayını kullanabilirler. Ekim ayına geldiğimizde tutulma serisi tekrar canlanıyor olacak ve 11-5 hattınız tekrar çalışmaya başlayacak. Bahsettiğim gibi o Nisan-Mart'ta bahsettiğim etki devam ediyor olacak. Yani yalnız olanlar için bol flört fırsatı, ilişkisi olanlar için de eğlence ve çocuk ihtimali oldukça artacak. Kasım ayına geldiğimizde, Kasım'da artık biraz dinleneyim, biraz yorgunluğum geçsin isteyebilirsiniz ama iş yoğunluğunuz çok artabilir. O yüzden biraz ara ara nefes almayı unutmayın. Aralık ayına geldiğimizde ise bu ilişkiler konuları tekrar gündeminizde olacak. Yeni ortaklıklar da kurabilirsiniz, yeni ilişkilere de başlayabilirsiniz. Ne olursa olsun şahane bir yıl geçirmenizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.